Bahar yarı yılının güzel çarşamba etkinliklerinden daha birinde daha beraberiz. Bugün kurum dışından bir hocamız bizimle beraber aşk ve felsefe konuşacağız. Hem kendisine hoş geldiniz diyorum, hem beraberinde gelen ekibine, lisansüstü öğrencilerine, hepsine beraber hoş geldiniz diyorum. Hocamızı sahneye almadan önce kısa bir özgeçmiş bilgisi arz etmek istiyorum. Sayın Profesör Doktor Metin Bal, 1997 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu hocamız. Yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı'nda Yargı Gücünün Eleştirisinde Kant'ın İkili Felsefesi adlı teziyle 2002'de, doktorasını ise Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı'nda Martin Heidegger'in sanat anlayışında varlık, sanat yapıtı ve insan arasında ilişki başlıklı teziyle 2008'de tamamladı. 2004 yılında Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde araştırma görevliliğine başladı. 2005 ve 2009 yılları arasında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Felsefe Bölümünde araştırma görevini sürdürdü. 2009 yılında yardımcı doçent oldu ve Adıyaman Üniversitesi'nde felsefe bölümünü kurdu. 2010 ve 13 yılları arasında Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi felsefe bölümünde çalıştı. 2012 yılında estetik ve sanat felsefesi, ontoloji ve çağdaş felsefe disiplinlerinde doçentlik unvanını aldı. 2019 yılı itibariyle de profesörlük unvanını aldı. 2013 yılından bu yana 9 Eylül Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde de çalışmalarını sürdürmektedir. Uzmanlık alanları olarak hocamız estetik ve sanat felsefesi, felsefe tarihi, ontoloji, modernizm, varoluşçuluk, çağdaş felsefe, postmodernizm ve terapötik felsefe konularında derinleşmektedir. Sayın hocam, Profesör Doktor Metin Bal'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Sayın konuklarım, sevgili öğrenciler, değerli hocalarım, hoş geldiniz konuşmama. Konuşmamın başlığı aşk ve felsefe. Bu konuşmaya düşünce tarihinin aşkla ilgili ilk tartışmasını yazmış olan Platon'un Sümpozyon adlı diyaloğundan yola çıkarak tartışmaya çalışacağım. Sümpozyon, aşkla ilgili düşünen entelektüellerin ya da okuyucuların bulması zor bir diyalog. Çünkü diyaloğun alt başlığı aşk değil. Fakat burada tartışılan konu aşk. Ve bu konuda, tabii hepimiz aşk konusunu düşünüyoruz. Bu konuda hangi görüşler var diye sorduğumuzda Platon Sümpozyon diyaloğunu bu sorudan yola çıkarak da bulabiliriz. Toplam 7 görüş var. Şimdi ben bu 7 ayrı aşk görüşünü size derli toplu ve kısa şekilde sunmaya çalışacağım. Bir yarım saati alacak arasındayım. Bunun ardından yarım saatte siz dinleyicilerime söz vereceğim. Sizin de görüşlerinizi bu konuda merak ediyorum. Beni dinlerken şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bu 7 ayrı aşk görüşünü savunan kimselerin aşk hakkındaki görüşlerini benimsiyor, hangisini benimsiyorsunuz ya da hangilerini benimsiyorsunuz? Belki aynı anda birden fazla aşk görüşüne dahil olabilirsiniz. Kendi hayatınızdaki deneyimlerinizi de bu arada gözünde tutun. Ve böylece küçük notlar alırsanız, sonunda bana sormak, benim görüşümü almak üzere ya da kendi düşüncenizi aktarıp oradan başka yollar açmamı talep ederseniz bunu seve seve yapmak isterim.
konuda tüm önemli ayrıntıları size aktarabilmek için kısaca düşünceleri yazıya bağladım. Sadece bir kitaptan bahsedeceğim ama soru ve cevap kısmında klasik dünya edebiyatının başyapıtlarından da örnekler vermeye çalışacağım. İlk konuşmacımız Phaedrus. Phaedrus aşkı kozmolojik bakımdan ele alıyor. Var olanların bütününü gözünde tutan bir evren açıklaması içerecek şekilde değerlendiriyor. Ona göre pek çok şair ve düşünür Eros'u oluşun düzenleyici ilkesi olarak kabul eder. Grek mitolojisine baktığımız zaman onun kozmolojik açıklamasında Eros'un bir tanrı olarak öncelikli bir yeri var. Aşk üzerine olduğu söylenen ve böyle olduğunu düşündüğümüz kitapları okurken içinde aşk bulunan ve içinden aşk çıkan bir kimse arıyoruz. Kendisinden aşkın çıktığını gördüğümüz bir kimse ileride 5. konuşmacı olacak Agaton'un diyeceği gibi aşk bir kimseyi belirgin hale getirir ya da aşkın üzerinde etkin olmadığı biri silip halde durur. Aşk insandan çıkıyor, insan da aşktan. Çünkü içinde Eros'un etkin olduğu kimse dönüşür ve o tanrısal bir varlığın haline gelir. İnsana ait bir duygu olarak görünen Eros ya da sevgi Grek mitolojisinde bir tanrı olmuş. Phaedrus'un sonraki 6 konuşmacıdan farkı, Phaedrus'un aşkı aşık kimse açısından ele alınmıştır. Aşk aşığındır diyor Phaedrus. Aşk karşılıklı olmak zorunda değildir ona göre. Fakat aşk karşılıklı olduğunda daha değerlidir. Çünkü bu durumda iki aşık ya da tanrı olarak Eros'un içinde etkin olduğu iki tanrısal varlık vardır. Bizim ne olacağımız hakkında karar veren şey Eros'tur. Phaedrus için Eros, güzelce yaşamak için yol gösterici bir ilkedir. Eros bir kimseyi sevdiği kimse önünde çirkin şeyler yapmaktan alıkoyar. Eğer bir aşık sevgilisi önünde çirkin şeyler yaptığını fark ederse utanç duyar. Eros aynı zamanda cesaret erdemi verdiği gibi utanç duygusunu da uyandırmakta. Kendi yaşamında Eros kılavuz alan kimsenin ruhuna Hades'ten yukarı gönderilme aracılığı tanınır. Çünkü seven bir kimsenin içinde bir tanrı vardır. Grek mitolojisinde aşık bir kimse asla cezalandırılmaz. Çünkü bir aşık cezalandırıldığında onunla birlikte onun içindeki tanrı Eros da cezalandırılmış olacağı için bundan tüm tanrılar ve insanlar kaçınmaya çalışır. Phaedrus'a göre yalnızca aşıklar ister birisi uğruna ölmeyi. Böylece Eros aynı zamanda bir kimseye cesaret erdemi verir. Buna göre Phaedrus'un verdiği örneklerde Grek mitolojisinde en cesur aşık bir hanımefendi Alkestis eşine duyduğu sevgiden dolayı, eş Admetos'a duyduğu sevgiden dolayı kendi canını ona feda etmeyi kabul eder. Bu kadınlar arasında en cesur aşık ama tanrıların bu bakımdan en çok kutsadığı kişi Akileus. Çünkü Akileus şimdiden Hektor tarafından öldürülmüş olan sevgilisi Patroklos'un öcünü almak için Troya Savaşı'na girer ve Troya Savaşı'nın tüm yazgısını belirler. İlyada destanı bunun üzerine kuruludur. Akileus ölmüş sevgilisi için savaşa girmiştir ve sevgilisine bu dünyada kavuşacağını bilir, kavuşamayacağını bilir. Ölmüş olmasına rağmen kendi ölümünü de göz önüne alarak cesurca savaşa girdiği için mitolojinin en saygıdeğer aşığı Akileus'tur. Ama bunun başka örnekleri de var. Orpheus ve Eurydike var. Orpheus evlendikleri ilk gece Eurydike'ye yılan ayağından, bileğinden sokar ve zehirlenmeyle hayatını kaybeder. Orpheus da eşine tekrar kavuşmak için tanrılara yalvarır ve Hades'e canlı olarak inme izni ister. Yani Hades'e ölümü göze alarak inmek yerine Hades'in arka kapısından dolanır
ve hadise canlıyım. Ama buna rağmen yine Eridike'nin aşkına ve tanrıların ona Eros'a ilişkin saygılarına güvenmez ve arkasına bakar. Bir kuşku içindedir. Acaba Eridike arkamdan geliyor mu diye. Arkasına baktığı anda o kuşku Eridike'yi tekrar gölge haline getirir ve tekrar hadisin karanlık derinliklerine sürükler. Orfeus böylece kötü bir aşk örneği verir bize. Phaedros'a göre aşk güzelce yaşamanın ilkesidir. Eros insanların erdemi ve mutluluğu elde etmelerinde en etkili tanrıdır. Dikkat ederseniz Phaedros aşkı hep erdemlerle ve aşkın izlemesi gereken yolu cesaretle ilişkilendirdi. Cesaret de en önemli erdemlerden biridir. Aşk konusundaki ilk erdem cesaret ve diğeri dürüstlük Phaedros'a göre. İkinci konuşmacımız Pazonias. Şimdi konuşmaları ben yaparken siz de zihninizde düşünün lütfen. Sizi düşündüren ya da eklemek istediğiniz yerleri sonra soracağım kısımda paylaşabilirimle mutlu olurum. Pazonias aşkı bu sefer aşık açısından değil, sevgili açısından ele alıyor. Şimdi hatırlayın, Phaedros sadece aşk açısından aşkı ele almıştı. Pazonias'a sevgilinin bakış açısından aşk görülebilir mi sorusu sorulabilir. Pazonias'ı onun konuşması boyunca düşündüren soru şu. Bir sevgilinin aşığını memnun etmesi hangi durumda güzel ya da takdir edilisi olur? Pazonias bir var olan olarak Eros ile neyi anlatmak istediğimizi, Eros ya da aşk denilen şeyin ne olduğunu belirlemeye çalışarak konuşmasına başlar. Daha sonra Sokrates'in daha ayrıntılı olarak yapacağı gibi aşk anlayışının deneyimle ilişkisini kurar. Aşkın deneyimle ilişkisi olduğu için aşkı kitaplarda aramak boşuna olabilir. Örneğin aşkla ilgili olduğu söylenen birçok kitap okumuş olabilirsiniz. Ama bunların hiçbiri sizde aşkı bulmuş olduğunuz inancını uyandırmayabilir. Aşk her defasında bir kimsenin olayıdır. Bir şey deneyimden bağımsız olarak kendiliğinden iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin olamaz. Aşk realizmi reddeder. Aşkın takip edebileceği bir gerçek yoktur. Aşkla ilgili olarak takip edilecek bir gerçek yok. Eylemleri güzel ve övülmeye değer kılan şey onların nasıl yapılıyor olduğudur. Her bir aşk deneyimi aşkın kendisini yeniden uyandırır. Aşkın ne olduğu? Aşkın ne oldu? Onun nasıl yapılıyor olduğuyla değerlendirildiğinde ona moral bir değer atfedilir. Hadi devam edebilirim. Aşkın ne oldu? Peki. Devam ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Aşkın ne olduğu, nasıl yapılıyor olduğuyla değerlendirildiğinde ona moral bir değer atfediliyor. Böylece örneğin dürüstçe yapılan şey güzel, dürüstçe yapılmayan şey ise çirkin olarak değerlendiriliyor. Pazonias'a göre Eros'u övmek boş bir iş. Çünkü Eros tek bir tanrı değil. Bunun nedeni Afrodite'nin güzellik tanrıçasının iki tanrı olmasıdır. Böylece ona karşılık gelen iki Eros olmalıdır diyor. Ve Eros ikiye ayrılıyor, Afrodite'nin ikiye ayrıldığı gibi Eros Pandemos ve Eros Uranos diye ikiye ayrılıyor. Eros Uranos göksel ya da soylu olan aşk, Eros Pandemos ise yersel ya da soysuz ya da bayağı olan aşk diyebiliriz. Afrodite de buna göre iki tane. Afrodite güzellik tanrıçası ya bayağı olabilir ya da soylu olabilir, göksel olabilir. Afrodite Pandemos'u ve ona karşılık gelen Eros Pandemos'u izleyenler sevdiklerinin
düşüncelerinden çok bedenlerine tutulurlar. Bu bayağı bir tutumdur aşkla ilgili olarak. Ruhtan çok bedene tutulan bir kimse Pazmeyas'a göre adi ya da bayağıdır. Ona bayağı aşık denir. Bakın bu yedi konuşmacıda tabii bayağı ve soylu aşkı ayırıyorlar ama bedeni ruhtan ya da bedeni düşünceden ayırıyorlar. Ya da ruhu düşünce ya da psişik varlık olarak değerlendirilir. Yunan düşünürler asla bedeni psişik varlığından saykeden ya da ruhtan ayırmazlar. Yani tasfiyeci bir bakış açısına sahip değiller. Bayağı aşık, bedene ya da kalıcı olmayan bir şeye aşık olduğu için o da kalıcı olmaz. Bu nedenle bayağı birini adi bir şekilde memnun etmek çirkindir. Pazmeyas'a göre insanların düşüncesinden faydalanıp onu aldatmaya, onunla alay etmeye, sonra da terk edip başka bir sevgiliye gitmek ve sonuçta aşıkları memnun etmenin çirkin bir şey olduğunu söylemek kötü bir davranıştır. Doğru görünen Eros Uranos'un peşinden gitmek gerektiği yasasını iyi kimseler kendilerine gönüllü olarak uygularlar. Ancak bayağı aşıkları böyle bir erdemi izlemeye zorlayamayız. O nedenle aşk için asla kan konulup soylu aşkı izleyip diyemeyiz. Aşk konusunda Phaedros sorumlu ve cesur bireylerden oluşan ve bu bireyleri aşk uğruna cesaretlendiren yasalarla koruyan bir toplumu takdir ediyor. Pazmeyas da aşkla ilgili olarak göz kamaştırıyor. Aşkı politikayla ilişkili olarak düşünüyor. Yöneticiler iktidar arzusu ile yönettikleri kimselerin korkaklıklarıyla gizli bir anlaşma içindeler. Ve yöneticiler yönettiklerinin moral zayıflıklarını kullanarak onları arasında nefret oluşturuyorlar ve ayrımcılık oluşturuyorlar. Böyle bir düşünceye sahip. Bu nedenle yöneticilerin aç gözlülüğüne karşı Pazmeyas yönetilenlerin korkak olmamalarını öneriyor. Yurttaşlar sevgiyi özgür bırakmak için baskıcı zorba yönetimleri yıkmalılardır diyor. Bu nedenle yurttaşlar kendi duygu ve tutkularını ciddiye almalılar. Her şeyden önce ruh aylaklığı ya da zihinsel tembellikten kaçınmalıdırlar. Aşka karşı duyarlılıklarını inceltmeliler. Zihinsel tembellik ve ruhsal aylaklıktan kaçınmalılardır. Aşk bir kimseyi bu konuda bir mücadeleye davet ediyor. Pazmeyas buna aşk oyunları diyor. Aşk oyunları sözcüğünü Pazmeyas yaratıyor. Bu oyunda ilk başta kim aşık, kim sevgili belli değil. Bunlar yer değiştirilebilir. Aşk oyunu sonunda aşık sevgiliye, sevgili aşığa ya da karşılıklı aşka dönüşebilir bu aşk oyunu. O zaman bu oyunu başarırsınız. Pazmeyas'a göre aşk oyunu hayat boyunca sürüyor. Yani sevgililiğe kavuştuk diye aşk oyunu sonlanmış değil. Çünkü ruh aylaklı ve zihinsel tembellik tekrar aşkı görünmez kılabilir. Bu nedenle aşk oyunda başarılı çiftler duydukları aşkı aşkın bir üst basamağı olan dostluğa evrilmelidirler. Dikkat ederseniz Pazmeyas aşkı dostluktan ayırmıyor. Tüm Yunan düşünürler aşkı dostluktan ayırmıyorlar. Bunu ileride semavi dinler yapacak. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da dostluk aşktan ayrılır. Çünkü homoseksüel ilişki yasaklanır. O nedenle sadece erkek kadına ya da kadın erkeğe aşık olabilir. Ama dostluk hepsi arasında olabilir fakat ona aşk denmemiz gerekiyor. Bu tek tanrılı inançların aşkı dostluktan ayırmaları. Tabii tanrıyı da aşktan ayırıyorlar. Oysa eski Yunanlar için aşk bir tanrıdır. Ve en üstün tanrıdır. Pazmeyas'ın aşk görüşünde şuna dikkat etmeliyiz.
Sempozyondaki hiçbir konuşmacı aşk olayını da bedenden ya da ruhtan vazgeçmeyi önermez. Bu konuşmacılar tasvirci bir tutma karşıtırlar. Üçüncü konuşmacı Epistemakos. Epistemakos, aşık ya da sevgilinin yalnızca insan olmak zorunda olmadığını bize söylüyor. Aşk çünkü insandan önce de vardı, insandan sonra da var olacak. Epistemakos, aşkı insandan kurtarıyor. Dikkat ederseniz Phaedrus ve Pazunias aşkı insanla ilişkili olarak düşündü. Epistemakos aşkın evrendeki her şey arasında olduğunu düşünüyor. Tüm canlıların ona göre en azından bir bedeni vardır. Ve bu beden tenseldir. Canlar dünyasında şeyler birbirini etkiler, birbirine dokunur. Tabi Epistemakos muazzam bir düşünceye sahip. Bakın bedenle ilgili ayrıntılı açıklama yapacak. Neden? Çünkü Epistemakos bir hekim. Tabi burada tıp fakültesi dedi. Dikkatiniz belki en çok çekecek olan konuşmacı bu olabilir. Epistemakos aşkı beden bakımından ve sağlık ve hastalıkla ilgili olarak ele alıyor. Beden sağlıklı ya da hastadır. Aşk ikisinde de vardır. Yani bedenimiz hastalıklı da olsa, sağlıklı da olsa aşkın etkisi altındadır. Çünkü sağlıksız bir beden ya da sağlıksız alışkanlıklara sahip bir kimse, örneğin madde bağımlısı biri, sigara bağımlısı olduğunu düşünelim. Sigara bedeni yıkıma uğratır. Fakat o kimse seviyordur sigara içmeyi. Sevdiği için bunu bilse de sağlığa zararlı olduğunu yine de onu içmeye devam eder. Her sigara içtiğinde bir yandan da zihni derinliklerinde bundan pişman olur. Sürekli bırakmayı düşünür. Ama sevgi vardır. Tabi bu sevgi bedeni yıkıma uğrattığı için soylu ya da göksel bir sevgi değildir, bayağıdır. Çünkü yıkıma uğradır. Peki ne yapmak gerekir? Bedenin sağlıklı yanının arzuları var. Fakat hastalıklı tarafın arzuları da var. Bir kimsenin içinde daha düzgün, daha iyi bir kimse olabilme arzusu olmalıdır. Bunu hedeflemeliyiz. Daha iyi, daha düzgün, daha güzel bir kimse olmayı. Böyle bir arzu bir kimsenin içinde maalesef zorla uyandırılamıyor diyor Epistemakos. Örneğin bir kimse hasta olduğunu kabul etmezse hekime gelmiyor. Önce hasta olduğunu anormal giden bir seyir olduğunu düşünmesi gerekir. Sağlık ve mutluluk getireceği inancı zıt şeyler arasında arzu uyandırır. Sanatlarla ilgili örneğin müzlerin yeteneklerine göre ya da buna Zeus'un kızları ya da musaları isim perilerinin yeteneklerine göre Eros ikiye ayrılır. Epistemakos diyor ki Müz Uranya yani astronomiyle ilgili olan isim perisi soylu aşkı temsil ediyor. Daha önce bunu Afrodite Uranya ya da Eros Uranya denilmişti. Ve bunun karşıtı olan Polinia var. Polinia da bayağı aşkı temsil ediyor. Ama aynı zamanda dansla hitabetle ilgili sanatları da temsil ediyor. İkisi de hem Müz Uranya hem de Polinia bedene aynı güçte fakat zıt yönlerde etkide bulunuyor. Aşkın güzelliğini çirkinliğinden, soylusunu bayağısından ancak marifetli usta bir hekim ayırabilir. Usta bir hekim aşktan anlar diyorum. Bilmiyorum bunu tıpçı hocalarımız, hekim hocalarımızdan duymak isterim bu konudaki eleştiriyi. Peki, aşk birbirimizle ve daha üstün kimselerle dost olma imkanı sağlar. Birbirimizle zıt güçleri uyum içine sokmaya çabalayarak dostluk kurabiliriz. Dördüncü konuşmacı Aristofanes. Aristofanes ise aşk nedir diye sorarsanız arıyoruz diyor. Arıyoruz. Duamızdan dolayı arıyoruz. Ne aradığımızı biliyoruz çünkü karşılaştığımızda onu tanıyacağız. Daha önce Pazunias ve Epistemakos aşkı ikiye bölmüşlerdi. Fakat Aristofanes'e göre aşkı biz ikiye bölemeyiz. Aşk bizi ikiye böler.
Aşk bizi ikiye böler. Böylece Aristofanes aşk ve sevgiler değil de eşlerden bahseder. Ve hepimiz eşimizi alıyoruz hayatımız boyunca. Her bir kimse başka bir kimsenin eşidir ve insanlar eşleşmelidir. Eriksemakos aşkı insandan özgürleştirmişti. Aristofanes Eriksemakos'un antropomorfik aşk anlayışı eleştirisini arkasına alarak insana, insan doğasına daha güçlü bir şekilde tekrar geri dönüyor. Aristofanes dikkatimizi insanüstü bir güç olarak anlaşılan Eros'un doğasından sonlu, ölümlü bir varlığı olan insan doğasına çekiyor. Onun aşk konusundaki düşünceye katkısı dikkatimizi insan doğasına çekmiş olması. Çünkü baştaki doğamız bir bütündü aslında. Bu şekilde eşler olarak ayrılmamıştık. İşte bu bütünlüğü arzulamanın ve aramanın adı aşktır. Zeus, insanlar benimle uğraşmasın, birbirleriyle uğraşsın diyerek insanları Apollo'na ikiye bölüştürmüştür. Böylece her yarı bir diğerini aramaktadır. Peki Aristofanes'e biraz hızlı geçelim. İnsanın bölünmüş olmasını Aristofanes bir hastalık olarak betimliyor. Bir kimse kendisini eşine şöyle tanıtmalıdır. Yarım ve hastayı Aristofanes'e göre. İnsan doğasını bu bakımdan bütünleyen ve böylece iyileştiren tek güç aşktır diyor. Beşinci konuşmacı Agaton. Dikkat ettiniz mi? Grek mitolojisinde Zeus sürekli olarak aşk peşinde, tüm tanrılar aşk peşinde, tanrılar da öyle. Kim iş başında, kim yönetiyor? Zeus da Eros'un etkisi altında görünüyor. Simpozyumun ev sahibi Agaton'a göre insanlar ve tanrılar olarak Eros'un hizmetkarlarıyız. Çünkü Eros'a zor işlemez. Eros bizi ve her şeyi zor ve zorunluluktan kurtardı. Patronus'un dediği aşk oyunları Eros yönetme çabasıyla karıştırılmamalıdır. Biz Eros'u değil, Eros bizi yönlendiriyor. Eros'un ne tarihini ne de sınırlarını biliyoruz. Eros nasıl var oldu bilmiyoruz. Ama ancak Eros var olduktan sonra diğer var olanlar aşkla bölünerek var oldular ve giderek de bölünerek çoğalmaktalar. Agaton'a göre ölecek konuşmacılar Eros'un ne tür bir var olan olduğunu, onun gerçekten neye benzediği ve onun doğası hakkında değil, insan hakkında konuşmuşlardır. Agaton'la birlikte aşk hakkındaki konuşma felsefi bir boyut kazanmaya başlıyor. Çünkü o aşka varlık bakımından yaklaşıyor. Böylece Eros'un niteliklerini sıralayacak. Bunu zaten kısmen söyledik. Onun eklediklerini söyleyeyim. Duyarlıdır. Aşk varlıkların en yumuşak yerlerinde yürür ve yerleşir. Eros'un görünüşü zarif ve esnektir. Eros adildir, ölçülüdür. Ölçülük erdemini öne sürmekte. Eros cesurdur çünkü Ares bile karşı koyamaz aşka. Tersine aşk, Afrodite'nin aşkı ele geçiriyor Ares'i. Eros bilgidir. Agaton dediğine göre aşk bir kimseyi şairleştirir. Bununla birlikte bilge kılar. Eros'un felsefeyle bağını böylece ilk bu konuşmacılar arasında Agaton'u kurmakta. En muazzam düşüncesi Agaton'un aşkla ilgili olarak Eros'un eline geçirdiği biri artık belirsiz olmaktan çıkar, belirli biri olur. Silik olmasına son verir. Altıncı konuşmacı Diotima. Kendisi orada olmayı, görüşleri aktarılan tek kişi Diotima, Apollon'un kahini. Apollon'un tapınağı kahinidir ve hanımefendi. Bu konuşmacılar arasındaki tek kadın Diotima'dır. Sokrates aşkla ilgili bildiği her şeyi Diotima'dan öğrenir. Bir hanımefendiden. Apollon tapınan kayın. Diotima'ya göre ne insanın ne de aşkın sabit bir doğası vardır. Aşk düşünceyle ilgilidir. İnsan arzusunu içgüdü ve rastlantının ya da zorunluluğun etkisinden kurtarıp özgür ya da erotik kılabilir. Çünkü arzular düşünceyle de uyandırılabilir. İnsanı diğer türlerden ayıran sevgiyle ilgili ya da arzularını nasıl tatmin etmesiyle ilgili ayırt eden özelliği insanın düşünceyle arzu yandırması ve bu arzuları yine düşüncesiyle çok farklı şekillerde doyurma çabasıdır. Bunu Diotima söylüyorum.
affedersiniz. Düşünceyle yaşamımızı, aşk oyunlarını erotik kılabiliriz. Şeyler yerlerinde durmazlar. İyilikler kalıcı değildir. Mutluluk ve keder kendi başlarına var olan şeyler değildir. Bu nedenle iyiliğin sürmesi için o yenilenmelidir. Kendimizi yenilemenin veya iyi ve güzel ise bunu muhafaza etmenin yolu aşktır. Aşk kendimizde iyi olanı sürdürme ve yoksun olmanı arzulamanın adıdır. Nihai amacı ise mutluluktur. Mutluluk aşk olaylarıyla değil, her aşk olayında güzelliğin kendisine dikkat etmekle sağlanır. Diotima aşkı bir merdivene benzetmekte, biz aşk olayları içinde bedenden güzel bedenlere, güzel bedenlerden güzel alışkanlıklara, güzel alışkanlıklardan güzel bilgilere, güzel bilgilerden de güzelliğin kendisi olan güzellik düşüncesine varıyoruz. Yani bu merdivenin her basamağında, hangi basamakta olduğumuz fark etmez fakat her basamakta güzellik idesinin kendisine dikkat ediyoruz. Öyle olmaz ise ilk basamakta yıkıma uğrayabiliriz. Ya da sadece bedenin içinde hapis kalabiliriz. O nedenle her aşk olayında aşk ya da sevgili güzellik düşüncesine dikkat etmelidir. Son konuşmacı Alkibiades. Önceki konuşmacılar aşktan genel teorik olarak söz ettiler. Alkibiades doğrudan sonuç anlığı yaşanan bir aşk oyunu içinde Eros'un ve onunla birlikte filozofun tanımını yapmakta. Eros'un ne olabileceğine ya da bunu örnek kim olabilir? Hiçbir örnek verilmemişti, yaşayan bir örnek. Şimdi Alkibiades kendisinin aşık olduğu Sokrates'i Eros olarak tanımlamakta. Tabi Sokrates aşk oyunlarını çok ustalıklı oynamakta. Çünkü Eros sürekli güzel düşüncesine dikkat etmekte. Düşünceye dikkat etmekte. Sokrates, Alkibiades'le olan ilişkisinde kolayca kendisini Alkibiades'e sunmaz. Çünkü o kendisiyle ilgilenen bir kimse olan aşıkları kendisine ya da insanlara değil, düşünceye yönlendirir. Sokrates bu anlamda oradaki en muazzam sevgilidir ya da aşıktır. Filozoflar ve sanatçılar değil, sıradan insanlar taklit ve benzetme hayatı, sahte hayatlar yaşarlar. Ve yaptıklarıyla en fazla başka birine benzerler. Fakat Sokrates başkadır. İçinden bambaşka, tanık olmayan şeyler çıkan Silenos heykellerine ya da tuhaf varlıklar olan satürlere benzer Sokrates. Gerçekten yaşamış biraz Sidas bile mitolojinin en kahraman aşığı Akilleus'a benzetilebilirken Sokrates'i ne ölümlü ne de ölümsüzler arasında benzetebilecek birini bulamaz Alkibiades. Sokrates kendisinde erdemlerin toplandığı bir aşk tapınağıdır. Alkibiades kendisini bir sevgili olarak Sokrates'e vermekten memnuniyet ve onur duyduğunu söylüyor. Şimdi toplam 7 aşk düşüncesi bu. Ben okumalarıma göre, tabii ben bunu her yıl ekiplerimle yapıyorum. Bu yılki ekibim 4. sınıf lisans öğrencilerim. Onlar da buradalar. Bu konuyu onlarla da 6 ay boyunca çalıştım. Ve biz klasik dünya edebiyatının başka özgü seçtiğimiz 5 büyük yapıtında yine bunun dışında başka bir aşk görüşü var mı diye inceledik. Bir 8. aşk görüşü aradık fakat bunu bulamadık. Belki bu 7 görüşün dışında başka bir aşk görüşünü siz düşünmüş ya da yaşamış olabilirsiniz. Tabii özel hayatınızdan örnek vermek riskli olur. Ama bunu genel kavramlarla iletebilirsiniz. 8. bir aşk düşüncesi duymak memnun edebilir. Peki, şimdi sözü size veriyorum. Mikrofon size iletilecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sözü size iletiyorum. Tabii süremiz kısıtlı olduğu için ayrıntılı ele alamadım ya da diğer yapıtlardan örnek veremedim. Belki soracağım kısmını da verebilirim. Buyurun. Tam orada mikrofon var. Peki. Teşekkür ederim.
bambaşka bir dünyayla görüşürüz. Teşekkürler. Adınızı da kendisine tanıtırsanız. Sülen Sarıoğlu, patoloji. Sülen Sarıoğlu, patoloji alanında fakültesindeyim hocam. Buyurun. Şimdi bizim burada daha çok iç içe olduğumuz aşk filminin içerisinde acaba bilim, sanat ve doğa, yani bu düşünürlerin aşk kavramlarının hangisine doğru gidebilir? Bunlar da aşk tanımına girer gibi düşünüyorum. Bilim, doğa ve sanat. Bizde birazcık tıp fakültesi ve biraz da biyolojik bilimler açısından, sağlık bilimleri olarak baktığımızda bizde biraz eğilim olarak bilim aşkı hani daha ön planda gibi düşünebilirim ben bu dinlediklerimden. Bir de yine hocalarımızdan acaba kimler var diye bakıyorum ama bizde çok aşk kavramıyla beraber giden, hatta tıbbı da çok yönlendiren bir Freud düşüncesi vardır. Freud, psikanaliz. Evet. Ve İyi tabii ki işte orada da şey gider. Yani insanın aslında temel amacı kendi yaşamını ve çocuklarının yaşamını en iyi şekilde sürdürecek, hatta DNA bencilliğe giden bir seçimler dizgesi gider. İnsan bunun için iyi yaşamak, iyi bir eş bulmak ve çocuklara iyi bir yaşam, beslenme, güvenlik sağlayacak bir yaşam bulmak, hatta güçlü, sağlıklı bir eş bulmaya kadar giden bir duygu durumu içerisindedir diye de giden bir Freud'cu düşünce vardır. Bunun da bütün davranışlarınızı çok belirlediği yönünde bir düşünce vardır. Acaba bu düşünürlerle bir bağlantılandırma var mıdır diye merak ettim. Var, teşekkür ediyorum. Teşekkürler Süleyman Hocam. Sorunuz için çok değerli bir soru. Teşekkürler. Diotima'yı ve Erik Samakos'u burada onlara geri dönebiliriz. Ondan bahsetmedim. Fakat Diotima, Eros Maslı'da bir tanrı değil de tanrısal bir var olan Megas Daimon diyor. Daimon, ara varlık anlamına geliyor. Aracı, medium anlamına geliyor. Megas da büyük anlamına geliyor. Yani büyük bir tanrısal var olan, insan sonlu ve sonsuz arasında olan, aynı zamanda hem cahil hem de bilgiye olan arasında, dediğiniz çok değerli. Ben de bir bilim insanı olarak, akademisyen olarak, tabii akademisyenlerin hepsi bilime düşkün değil, fakat bilim insanıyla akademisyeni ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan öğrencilerle de buluşabiliriz. Sokrates'in bilim insanı tanımı şu, öğretmen demek bu. İyi bir öğretmen, öğrenebilirlik yeteneğini geliştirmekte olandır. Dolayısıyla Diotima'dan öğreniyor bunu. Diotima bize bunun filozof olduğunu söylüyor. Bilim insanı filozoftur. Çünkü filozof bilmiş biri olan ya da bilgiye kavuştuğunu söyleyen sofondan, yani bilgeden ayrıdır. Bilgi biliriz zaten. O gidip gezip görmez. Filozoflar gibi araştırma içinde değildir. Arzu içinde değildir bilgiye dönük olan. Oreksiz, ona egemen değildir. Yani arzulama, bilginin peşinden gitmede değildir. Ama filozof cahil bir de değildir. Çünkü araştırmak için ön yargıyla ve tarafsız yargı yeteneğine sahip biri değildir. Cahil biri. O nedenle Eros olsa olsa filozofa karşılık gelir. Ve filozof da cahil ve bilgi arasındadır. Tabii ki bu anlamda bilim insanlarına aslında, gerçekten bilim insanıysa ona Eros egemendir. Filozofça bir tutum içindedir. Erik Samakos bunun aslında her türlü araştırma alanında olduğunu söylüyor. Örneğin bir çiftçi toprakla ilgili bilmelidir. Ya bugün tabii bunun uzmanlaşmış alanı ziraat mühendisliği, toprakla ilgili ve bitki bilimiyle ilgili, botanikle ilgili araştırma içinde olmalıdır sürekli olarak. Böyle diyebiliriz. Aynı zamanda astronomi örneğin, yıldızlarla ilgili bir bilim. Tabii astronomlar da yıldızlarla ilgili, yıldızlar arasında olan aşkı incelemelidir. Bunların her biri bu bakımdan bize tüm var olanlar arasındaki aşk olayını anlatmaya çalışıyorum. Freud çok değerli çünkü Freud yurttaşlar arasında, toplumdaki yurttaşlar arasında sevginin küçük yaşlardan itibaren sansüre uğradığını söylüyor. Bunu aşmak için bize sanatı öneriyor. Freud yaratıcı yazarlık ve gündüz düşleri adlı kısa yazısında diyor ki çocukları kendi başına bıraktığınızda onlar zaten sevmeyi bilirler. Ve dünyayla doğrudan bağ içindedirler. Biz onları bastırarak bu doğrudan bağı yitirtiyoruz.
Ve böylece onları yasa denilen ya da ahlak denilen çeşitli kurallara zorluyoruz. Ama bunlar ileride yetişkin giderek olgunlaştıklarında oyun oynamaktan çok gündüz düşleri dediğimiz düşlere dalmaktalar. Tabii bunları paylaşamamaktalar. Bunlar aslında fantaziler. Bastırılmış arzularımızla ilgili fantazilerimizi açıkça paylaştığımızda birbirimizi suçluyoruz ya da bunları itiraf olarak birbirimize anlatıyoruz. Gerçekten itiraflarla ilgili romanları okuduğunuzda, örneğin bir Jean-Jacques Rousseau'nun itiraflar yazısını ya da Augustinus teolojinin kurucusu olan filozof olmasına rağmen itiraflar kitabını okuduğunuzda orada sevgiyle ilgili, bedensel arzularla ilgili inanılmaz hayret edeceğimiz açıklamaları buluyoruz. Bunu aşmanın yolu, sansürü ve bastırmayı aşmanın yolunu sanatsal üretim olarak ya da tüm insanlar için okur yazar olarak yazmayı öneriyor Freud. Yazın diyor. Düşüncelerinizi yazın ve bu yazılarınızı edebiyat yazıları olarak birbirinizle paylaşın ve tartışın. O zaman da arzularınızı sansüre bırakılmış olmasına rağmen birlikte paylaşabilecek bir düzlem, herkesçe kabul edilebilecek bir düzlem yaratabilirsiniz diyor. Bu iyi bir öneri. Freud psikanalizmin kurucusu olarak da kendi görüşmecilerine bu yöntemi uyguluyor. Freud onlarla ilgili yazı yazıyor. Onların söylediklerinin hepsini kayda alıyor ve bunu deşifre ediyor. Tabi psikanaliz kesin tedaviyi öngörmüyor. Zaten oradaki görüşmeci kendi içinde bulunduğu durumu anladığında onu rahatlatıyor. Aslında oradaki tedavi orada başlıyor. Kişi kendisinin sorununu kabul ediyor, bunun sorumluluğunu alıyor. Ve bu bakımdan bir sanatla eğer bağ kurarsa, özellikle yazıyla ve diyalogla bağ kurarsa o en iyi tedavi psikanalisti o şekilde gerçekleştirilebilir. Freud'a göre durum bu. Teşekkürler hatırlattığınız için. Buyurun. Merhaba öncelikle. İsmim Özgür. Özgür. İkinci sınıf öğrencisiyim burada, fakültesinde. Siz Pasoneas hakkında konuşurken politikaya benzettiğini söylemiştiniz. Gelmiştim. Orada sevgili aşkın korkularından mı faydalanır diye bir soru oluştu aslında. Şey, yöneticiler. Evet, anladım. Şey, politikacılar halkın korkularından faydalanır. Korkularından. Eros Pandemos'ta acaba hani şöyle mi oluyor? Sevgili aşığın korkularından mı faydalanıyor? Hani onun kaybetmesinden ya da başka korkularından hani. Bunu siyasi açıdan düşündüğümüzde iktidarlar tabii bayağı aşkı daha çok destekliyorlar. Soylu aşk egemen olduğunda yurttaşlar arasındaki sevgi dostluğa edileceği için bu tehlikeli. Çünkü iktidarın çıkarına aykırı olur yurttaşların birleşmesi. Onun için sürekli nefret salgılamalar ve Eros Pandemos'u enşekte etmeliler sürekli olarak. Pasoneas bunu söylüyor. Tabii Eros Pandemos, politikacılar arasında etkin olanı bu. Yani daha çok bayağı aşk. Tabii bunu sevdiği bastıran politikacılar diyoruz, hepsi değil. Örneğin sevdiği yücelten politikacılar da vardır. Onları kastetmiyor Pasoneas. Şöyle ben şeyden, sevgili ve aşıktan, hani politikacılar değil de... Hani o zaman sevgili ve aşık değilim biz. İki kişi arasındaki ilişkiden bahsediyorum. Hani sevgili ve aşık var dedik. Sevgili, aşığın korkularından mı faydalanıyor diyebilir miyiz böyle bir şey? Olabilir. Yani bayağı bir aşktan faydalanan, aşkta faydayı çıkarıp gözeten bir sevgili aşığı şey yapabilir, onun korkularından ya da kaybetme korkusundan özellikle faydalanabilir. Bu aşk oyunudur, bir aşk oyunu ve sevgili aşığı bu şekilde. Buna biz kullanma diyoruz, yararlanma diyoruz. Tabii bu bayağı bir aşk oluyor ya da soysuz bir aşk. Düşünceden ve güzellik düşüncesinden uzak bir aşk oluyor. Bu devam etmez ve
orada sevgili sürekli olarak karşılık değiştirir. Bayağı bir şekilde ve sonunda yıkıma uğrar. Yani bu tür sevgililer Pazmanyas'a göre başarıya ulaşmamıştır. Örneğin Orpheus ve Eurydike arasında olan ilişki de bu şekilde. Ya da Zeus'un sadece cinsel açıdan peşinde olduğu insanlarla yaşadığı ilişkilerde her zaman Zeus bir cezaya uğramıştır. Eşi Hera tarafından sürekli cezalandırılır. Ya da başka tanrılar, tanrıçalar tarafından Zeus kandırılır sürekli olarak. Tabii bunlar ölümsüz olduğu için son bir yıkıma uğramıyorlar. Ama tabii sonlu olan, özellikle bedensel olan varlıklar yıkıma uğruyorlar. Eksamokos'un dediği o zıt yönleri ölüm içine sokmazlarsa yıkıma uğruyorlar. Fakat şu da var, örneğin Eksamokos'a göre bayağı aşk ve soylu aşk her var olanda etkin. Yani şöyle diyemeyiz, örneğin bir kimse çok erdemli bir tavır sergileyebilir aşkta ama sevgili o aşka sonsuz güven duyacak ve aşk oyunlarını sonlandıracak. Artık biz muazzam bir yerdeyiz, bundan sonra aşk oyunu oynamaya gerek yok diyemez. Çünkü her şey olduğu yerde durmuyor, sürekli şeyler değişiyor. Onun için bayağı aşk sürekli olarak etkinlik halinde, aynı anda soylu aşk da etkinlik halinde. O nedenle biz sürekli olarak kendimizi yenilemeliyiz. Yani şunu sormalıyız çiftlere, siz eğer iyi bir aşk yaşadığınızı düşünüyorsanız o zaman bayağı aşka ne yaptınız, onu nasıl ürün içine soktunuz? Soylu aşkla bunu sormak lazım. Örneğin şunu diyeyim, hepimizin bir bedeni var. Peki bu bedenin bakımını nasıl sağlıyoruz? Bunu hepimiz birbirimize sorabiliriz. Çünkü aşk oyunları içinde beden bakımı da değerli. Tabii bu sadece bedene dayalı bir aşk, soysuz aşk olur. Ama onun yıkımı da soylu aşkı da engelleyebilir, zararı uğratabilir. Bilmiyorum cevap oldu mu? Teşekkür ederim. Bir de şey demiştiniz, 8. bir aşk görüşü var mı aranızda? Hani öyle bir görüş olan var mı? Evet, muazzam. Böyle bir görüş olursa. Yani bilmiyorum nasıl ifade edebileceğimi ama hani elimden geldiğince söyleyeyim. Tabii. Şöyle hani siz demiştiniz ki aşkı bulan silikleşir, yani şey belirgin hale gelir, silikleşir. Agaton diyordu. Evet, Agaton, aşk ona göre belirgin hale getiriyor. Kaç kişide de aynı şekilde silikleşme yok olur demiştik. Hatta hatırlamıyorum. Şöyle bence hani kendi fikrimce hani aşk her zaman hepimizin içinde vardır ve bu coşku halinde kendini gösterir. Ve bazen de silikleşiriz. Ama bu bir devinim halindedir. Hani her şeye karşı, yani birine aşık olsak bile aşkı bulduktan sonra bazı dönemlerde o silikleşebiliyor. Ve daha sonra tekrar bir pik yaparak veya başka bir şey diyebiliriz buna. Tekrar o aşkı, o coşkuyu veya hayata karşı olan aşkımızı tekrar hissedebiliyoruz. Hani bilmiyorum, diğer görüşlerle bravo. Paralel mi bilmiyorum ama hani benim bence böyle bir şey olabilir eğer diğerleriyle şey olmuyorsa, kesişmiyorsa. Evet Özgür, bravo. Ben yardımcı olacağım. Yani bu konu geliştirmeye der. Buna kristalizasyon deriz. Özellikle Marcel Proust ve daha önce de Chekhov aşkı bu tanımladın. Marcel Proust'un Kayıp Zaman İzindeyi okuyabilirsin. Ya da Chekhov'un son bakışta aşk teorisi vardır. Stendhal'de de vardır bu. Aşka Dair adlı kitabında dediğim yürüyüş. Bu aslında aşk oyunları. Aşk ve sevgi arasında bir monotonlaşma ya da döngü oluştuğunda daha fazla yer değiştiremediklerinde ilişki ara verebilirler. Bu da bir aşk oyundur. Hatta bir aşık sevgiliyi duyduğu aşkı hiç açıklamayabilir. Uzaklaşınca ancak aşık olduğunu anlayabilir ve geri dönebilir büyük bir şiddetle. Sendal'in terimi bu. Kristalizasyon. Aşka Dair adlı kitabını okuyabilirsin. Onu öneririm. Ve Marcel Proust'un Kayıp Zaman İzinde. Tabi bu görüşünü onlara bakarak da geliştirebilirsin. Bunun özellikle Pazmanyas'ta olduğunu düşünüyorum. Bir aşk oyunu
tabii arzu var burada, fakat birlikteliği geciktirme ya da birlikteliğe ara verme ya da bir süre sonra sevgiliye geri dönme söz konusu. Tabii bunu detaylandırabilirsin. Yani bu kitaplara bakıp detaylandırılabilir. Tabii ki 8. aşık görüşü belki olabilir. Eğer bunu oradaki sevgili ve aşık sadece bunu aşk oyunu değil de aşkın onları tüm silikleştirmesi, aşkın etkin olması ama silikleştirmesi. Agaton böyle düşünmüyor. Ama böyle bir şey olabilir mi? Yani aşk etkin olmasına rağmen bir kimse silik hale gelebilir mi? Yani bunun bir örneği ya da... Gündelik hayatta da hani bazen çok hissizleştiğimiz olabiliyor. Yani her insan bunu yaşıyor olabilir. Yani bilmiyorum. Bazen de coşkulu bir hal içinde oluyoruz. Her şeyden zevk duyuyoruz. Hani aşk da buna benzetilebilir bence. Hani daha demin dediğiniz gibi bazen silikleşip bazen kendini gösterebilir. Bu geliştirilmeye değer olabilir. Yani buna karşı çıkmak istemiyorum. Zaten 8.'sini aramaya çalışıyoruz. Peki zamanımız var mı hocam? Son bir soru. Peki teşekkürler Özgür. Çok değerli bir katkı. Bu kitapları zaman olursa bakıp bunu geliştirebilmem çok değerli bir katkı olur. Tabii, soru buyurun. Bir soru, son soruyu alabilirim. Merhabalar, ben de Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Keyifli anlatmanız için öncelikle teşekkür ederim. Teşekkürler. Adınızı... Alanay Türkmen. Bir daha. Alanay. Alanay. Evet. Peki, buyurun. Ben şunu sormak istiyorum. Dördüncü düşünürdü zannediyorsam Aristofanes demiştiniz. Evet, dördüncü. Doğamız gereği kendi eşimize örüyoruz gibi bir düşüncesi vardı sanıyorum. Peki kendisi herkesin bu aradığı eşi bulabileceğini mi savunuyor yoksa... Herkes hayat boyunca bir arayış içerisinde ve bu arayışı tamamlayanlar ve tamamlayamayanlar arasında bir ayrım mı var? Bu konuda nasıl bir düşüncesi var? Bunu merak ediyorum. Bravo Alanay. Çok güzel bir soru. Bu soruyu ben düşünmüştüm. Aristofanes'e ilişkin. Yani şöyle diyebiliriz Aristofanes'e. Örneğin hayatı boyunca dediğiniz gibi eş arayışında olan olabilir ama bulmamış olabilir. Madem herkese iş var, benimki nerede diye sorabiliriz, değil mi? Bunu sorabiliriz. Ya da şöyle bir şey var, diyelim eşimizi bulduk, eşimiz olduğuna inandık, bizi bütünlediğine, hatta buna ikna olduk. Ama bir süre sonra, şimdi bir araya gelen eşlerin hepsi tamam, değil mi? Muazzam bir aşk yaşadıklarını düşünüyorlar ve tutkuyla yaşıyorlar. Ama ayrılanlar aşık olmamış olanlar mı? Bir sürü de ayrılan insan var. O zaman Aristofanes'e şunu da sorabiliriz dediğim gibi, peki niye ayrılmıyorlar o zaman? Demek ki bizim birçok eşimiz mi var acaba? Ya da eşimizi bulduğumuza nasıl inanacağız? Biriyle birlikteyiz diyelim ki, düşündüğümüz çoğu konuda uyum sağlıyoruz, fakat ayrılıyoruz. O zaman biz doğru eşi nasıl bulacağız? Aristofanes bu konuda bir kriter bize sunmuyor. Ama şunu diyor, bulana kadar birbirinize sarılmaya devam edin. Belki Aristofanes biraz daha yazsaydı, daha fazla bölünmeyi söyleyebilirdi. Şöyle bir şey aktardığı efsanede. İnsanlar eşlerini arıyorlar ve bir an önce onu ancak aşkla bulabilirler. Fakat insanlar daha fazla bölünmemek için bir korku içindeler, daha fazla bölünmeyelim diye. Eşler birbirlerini bulduklarında daha fazla bölünmemeye çalışıyorlar. Ama bir süre sonra bir kısmının tekrar bölündüğünü görüyoruz. Bu konuda Aristofanes bir şey demiyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler soruyu. Teşekkürler. Hocam, teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Ben de bazı böyle çözümlemeler bile yaptım kafamda. O yüzden felsefe mutlu etti beni. Felsefe mutlu eder diyorum. Ya da felsefe mutlu eder böyle bir soru var mı? Tabii felsefe, filozofun amacı mutluluk ya da mutsuzluk değil. Aristoteles şöyle diyor. Bir kimsenin mutlu olduğunu söyleyebilmemiz için o kişinin ölmüş olması gerekir. Yani biz bir kimse ölmeden onun mutlu mutsuz mu olduğunu bilemeyiz.
Çünkü bilemeyiz ki her birimiz mutsuzlukları nerede yaşıyoruz. Anlık diyelim. Ben Schopenhauer'in düşüncesini benimsiyorum bu bakımda. Çünkü biz mutluluğu genelde geçmişte ve gelecekte bırakıyoruz. Ve küçük bir kara bulut şu anı gölgelemekte. Bence şu an tadını çıkarmaya çalışalım. Yani bir arada bulunmamızın muazzam ayrıcalığı vardır. Şu an ayrıcalığı vardır. Bunun keyfini çıkarmak en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan Schopenhauer'ı öneririm. Mutluluk nedir diye ona bakabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Dekanımız adına ben size bir teşekkür verdiği sunmak istiyorum hocam. İyi ki buradaydınız. Teşekkürler. Siz de hepinize çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz tüm katılımcılara da. Çok sağ olun. İyi günler. Teşekkürler tekrar.